Geçmiş olsun. Şimdi evet. Demin diyorsun, o kadar videolar seyrettik, kendim de videoya çıkacağını tahmin etmez. Ya burada biz çok özel bir şey seçmiyoruz. İşte arada bir hastamıza soruyoruz, nasıl oldun, hadi gel bir video çekelim, deneyimlerini paylaş. Evet. İnsan iyi de olmayabilir. Sonuçlar hani bizim %80 hastamızda iyi sonuç, %20'sinde sonuç almıyoruz diyoruz. Biraz daha belki iyi sonuçlar, %80'den de daha iyi ama herkesin de görüşlerini almak istiyoruz. Nasıl oldu, neler yaşadın? Şimdi senin de bir prostatit tedavisin tamamlandı mı? Bitti mi şimdi? 6. seans bitti. Bir ay sonrası. 6. seanstan sonra işte diyoruz ki aralıkları açarak, bunu bir anda kesmeyelim, aralıkları açarak yapalım. İşte bir ay sonra gel diye sana söyledik. Sonrasında işte 3 ay falan aralıkları böyle açacağız. Şimdi ne şikayetler yaşamıştın? Bu iş sende ne zaman, nasıl başlamıştı? Bize bir özetler misin? Hocam kısaca özetleyeyim. Ben 2021 yılının başında başladı yaklaşık. 1,5 sene önce. Evet, başladı. Aşırı bir soğukta kalmıştım, size anlatmıştım. Evet, soğuk, sen de soğuk olarak yedin, evet, soğuk yedin, evet. Bir şantiyede çalışıyordum, o sıra yayın mezunu olmuştum. Evet, evet. Sonrasında doktorlara gittim. Ayakların çıplak gezme alışkanlığında var mı evde? Vardı, evet. O nedense bizim hastanede hep o alışkanlığı var. Biraz fazla şey oluyor, ateşli oluyor, bilmem ne oluyor, hiç ayakları çıplak geziyor ama o da zararlı. Sonra? O şekilde ilk başta Gebze'de oturuyorum ben, Gebze'de doktorlara gittim. İşte sürekli antibiyotik verdiler yani. Ne şikayet yapmıştı sende? Ben de hocam rahatlayamam, idrar yaptığım zaman rahatlayamamam. İdrar bitmiyor. Bitmiyor. Evet. Sanki idrar yapmışım, hiç yapmamışım gibi. Evet. Sık gidiyor musun o yüzden? Sık gidiyordum ama şu an eskiye çok yakınım, eski halime. Ama yani hastalık öncesi haline çok yakınsın. Çok yakınım, %70 falan yakınım. Peki mesela en çok gittiğin gün, günde kaç kere, 10 kere gider miydin? Günde 10 kere giderdim hocam, evet. 8'in üstü bizim için patolojik, yani 8'i geçiyorsa o şey çok idrar demek. Ama şimdi bu hastalık öncesi halini herhalde günde 3-4 kere gitmek. Evet, normal 3 kere, 4 kere. Gece gider miydin? Gece de çıkıp kalkıp, yani uykundan uyanıp giderdim hocam. Değil mi? Peki şey var mıydı, mesela yatarsın yatağa, bir daha bir gideceksin, tekrar kalkarsın, evet. Bir daha boşaltıp tekrar. Hatta 2-3 kere olan da var, sende de böyle oluyor muydu? Oluyordu hocam tekrar. Ve hani idrar yaptıktan sonra rahatlarsınız hepimiz, rahatlıyor, evet. Ama rahatlayamıyorum. Yani. Çok psikolojik olan bir insan. Sanki böyle tıkanmış gibi mi? Evet. Çıkmıyor. Orada sanki bir şey var, çıkmıyor. Tamam, sanki çıkmıyor. Başka var. İdrar dışında şikayetlerin var mı? Kesik idrarın yani akıcı bir şekilde olmuyordu. Baharatlı yediğim şu an hala yemiyorum ama baharatlı zaman yediğim zaman acı yapıyordu, yanma yapıyordu. Evet. O şekilde. O bizim top üstüne oturma hissi yok, var. Öyle bir şey yok. Yani. Öyle bir şey yok. Boşalmada falan bir farklılık var mıydı? Yaptığından ağrıyordu. Ağrı. Sonrasında ağrı. Evet, bu da sonrasında ağrı. Yaptığında da ağrı, sonrasında da ağrı. Peki, yanma olur muydu hocam? Yanma ara ara oluyordu. Baharatlı bir şeydi ama direkt yanıyordu zaten. Evet. Yani idrarda yanma. İdrarda yanma. Evet. İdrar yapmadığın zaman dururken de şöyle dururken de orada hep bir irritasyon hissi. Evet. Şu anda da biraz var ama. Peki. Peki bunlar dışında bizim videolarda duymadığın hiç sende farklı bir şey var mıydı? Yoksa hep bu konuştuğumuz şeyler. Konuştuğumuz şeyler. Tamam. Neler yaşadın? Şimdi bizden önce kaç doktora gitmişsindir? Hocam ben saydım 5 tane doktora gittim. 5. Genelde ortalama 5 civarı oldu. Gebze, Kartal'a gitgide Anadolu yakasına kaydım. Şey, Avrupa yakasına kaydım. Gebze'den Kartal'dan en son Göztepe'ye gittim. Hı hı. En sonunda sizi buldum. İnternetten buldun, geldin, bizim şu masajları duydun, bunları denemek istedin. Evet. Peki sonra nasıl tepkiler olmaya başladı, nasıl bir fayda olduğunu, ne zaman hissettin masajların? Hocam ilk 1-2 masajda ben çok etkisini göremedim, daha çok konuşalım. Çok etkisini göremedim. Bunlar çok önemli çünkü insan bir masaj oluyor, etkisini görünce eyvah diyor, ben fayda görmeyeceğim. Evet. Hayır, öyle bir şey bırakanlar var mesela hocam, evet. 1-2 seansta görüp. Ben işe yaramadı deyip bırakanlar oluyor, sonra da başarısızlık gibi bir sen de kaçıncı, üçüncüde mi diyorsun daha çok? Üçüncüde bir çok kötü oldum, sonra dörtten sonra toparladım ben. Şimdi düşün, 1-2'de hiçbir şey yok, 3'te bir de kötüleştin. Kötüleştin, hatta da gelmeyi kastım. Sık gitmek mi yine? Ya eski halimin sanki hiçbir şey olmamış, eski halimin... Yine tuvalete gidiyorsun, evet. Hep o idrar irritasyon hissi. Evet, hatta... 1-2'de de sonra 3'te daha da berbat hale geldi yani. Daha, hatta denize gittim halim evinde çünkü, ya denizde çok korkuyordum. Evet. Denize gidip hani kötü olur falan, denize girme demişler. Evet. Soğuk istemeyiz vesaire. Evet. Gittin, ama nasıl gittim, oldu? Yani hiç sanki deniz iyi geldi gibi. Evet. Deniz. Bak işte bu da güzel bir şey. Sıcak kuma girmeden falan girdi. Evet, kişiden kişiye değişen çok şey var. Bak denizden biz hep korkuyoruz üşütülecek diye. Üşütülmezse sıcak kumda oturmak çok iyi gelir. Kuru mayoyla kalmak lazım, ıslak mayoyu hemen değiştirmek. Uyguladım. Ve bunlar da deniz sana iyi geldi. Evet, iyi güzel. Geldi. Harika. Öyle dördüncü haftadan sonra biliyorsun bir düzenle başladı. Yükselişe geçtim. Gitgide eski
halime dönmeye başladı. Bende de bir umut yarattı. Güzel. Size olan güvencimi de arttırdı. Evet, insan emin olamıyor tabii. Bu iyi, pozitif cevap gördükçe insan emin olmaya başlıyor. Evet. Peki şu an neler kaldı, ne kadarı kaldı, nasıl, ne durumdasın? Hocam şu an ben %50 desem %70 diyorum. Güzel. Yani ilk geldiğime göre %30 hala duruyor. Yani sıfırlandı. Genel gün içinde genel olarak eski hali gibi hissediyorum ama bazen hissettiriyor kendini. Hiç unuttuğun anlar olmaya başladı mı? Oldu. Hastalığı çok oldu. Eskiden unutmuyordun, hep aklındaydı. Eskiden unutmuyordun. Evet. Sporcu olup kafayı yemek üzereydim. Evet. Yani rahat edemiyordum. Bu kronik hastalıklar böyle. Hep aklına takılıyor, aklını kurcalıyor. Ama şimdi unutuyorsun bir iki gün. Aa, sonra yeniden bir hissettiriyor. Evet. Aa, bunu iki gündür hatırlamıyorduk falan demeye başlıyor insan. Şimdi mesela bizim masaj tedavisi tabii ağırlıklı. Ama ozon tedavisi veriyoruz. Şimdi ozon tedavisi her seansın sonunda yapıyorsun değil mi? Muhakkak veriyoruz. Her ozon, her masajdan sonra. Masajdan sonra 60-60-120 cc veriyorsun. Şimdi bu ozon tedavisinde işte rektumdan verip içeride o bütün vücuda yayılsın, hapsolsun istiyoruz. Şimdi kandan ozon ben kendime de uyguluyorum ara ara. Kandan olan ozonda şöyle bir şüphem var. Acaba o şişenin içinde ozon kalıyor, kana karışmıyor mu? Halbuki rektumdan verince hepsi gidiyor. Bunun da ozon tedavisi başlı başına bir tedavi. Bazı yerler, bazı klinikler sırf ozon tedavisiyle hastayı tedavi edenler var. Biz de seansların sonunda ekliyoruz. Ondan pek bahsetmediğiniz için biliyorum değil mi? Onu da biz onu hiç önemsemiyoruz bile. Yani ne olacak, ozon da veriyoruz. Halbuki o başlı başına bir tedavi olarak uygulayanlar var. O da güzel oluyor. Bir de Çin aleti geldi hocam. O tepki bu pelvik ağrılar için. Çin aletinden sonra denedin mi öyle? Masaj üzerine devam etti hastamızla beraber. Evet, o bir tane de Çin aletimiz var şimdi. O da titretiyor değil mi? Titretiyor, titreşim gibi hocam. Özellikle o pelvik kas ağrılarına iyi geldiğini söylüyorlar. Rahatlattıklarını söylüyorlar. Yani rahatlamayan hastaya da bazen onu denemiz, o titreşim yapıyor. Ciddi bir vibrasyon etkisi var. O da işte oradaki iltihabı mobilize etsin diye. Peki sende akıntı geldi mi masajlarda? Yarısına geldi, bazısına geldi, bazısına İlkinde geldi. Gelmiş miydi? İlkinde gelmiş miydi? Evet, gelmesine rağmen hemen rahatlamadın. Şimdi akıntı gelmeyenler bazen çok diyor ya biz düzeleceğiz. Yani böyle bir şey yok. Akıntı gelmeyen de düzeliyor ama akıntı geldiği zaman tabii diyoruz ki tamam bu prostat iltihabı işte. Bir şekilde bu iltihabı geçireceğiz. Ama sık idrar en yavaş cevap verenlerden biri. Çünkü mesaneye artık o iritasyon geçmiş oluyor. Evet. Önce prostat düzelecek, sonra mesanedeki o ödem, iritasyon o düzelecek. Biraz daha yavaş cevap veriyor. Güzel olmuş, sen de cevap vermiş. Hastamız şimdi istikrarlı davrandı hocam. Ben özellikle ilk iki seansta durumu anladım. Vazgeçebilirdi. Özellikle haberleştiğimizde üçüncü seansta kötü olabilirsin haberini verdiğinde hasta biraz orada rahatladı. Evet. Çünkü bazıları böyle üçte kötü olma, ne oldu, işe yaramadı mı mantığı vardı. Evet. Tam tersi aslında bir iyileşmenin habercisi gibiydi. Çünkü iyileşme başlıyor, bir anda kötü olduğu zaman bir kanallar açılıyor, artık daha fazla iltihap da olmaya başlıyor. Evet. Daha sonrasında 4-5 derken yavaş yavaş kalp atışına benzetiyorum hocam. İyi bir kötü, sonra tekrar güzel. Evet. İyi olmuş. Hadi bakalım geçmiş olsun. Tamam. İnşallah şimdi bundan sonrasında yani bunu bir anda %100 olmuyor. Şimdi sen bir ay sonra bir geleceksin. Orada bir yapacağız, sonra 3 ay sonra çağıracağız. Tek seans. Onlar da tek seans. Ama mesela bazen orada çok akıntı görüyoruz. Diyoruz ki ya bir hafta sonra bir daha gel. Çok birikmiş dediğimiz oluyor. Hı-hı. Kişiye göre karar veriyoruz. Sonrasında işte aralıkları yavaş aça bu şekilde. Şehir dışından gelen hastalarda daha zorlanıyoruz. Eskiden diyordum ki ben ustadan öğrendiğim şekilde 6 kere yap gönder. Ya o gönder bitmiyor öyle. Şimdi senin de mesela 6 seans bitti %70 diyorsun. Hı hı. O bir ay sonraki olmasa tam rahatlamazsın. O yüzden şehir dışından gelenlere de şimdi yeni formül nasıl yapıyorsun derdi? Hocam 3 ya da 4 seans yapıyoruz. Evet. Bir 15-20 günlük ya da daha hastanın gelen iş durumuna bazen bir aylık bir dönem izin veriyoruz. Bir ay sonra bir 3-4 seans daha geliyor. Evet. Bunu yakın zaman bir hastamızda gördük. Bunda da daha fazla verim aldığımızı gördük. Evet. Daha bu oturacak. Şehir dışı için tam daha oturmuş diyemem. Şehir içi için bu haftalık onlar kafamızda oturdu. Tam olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Ama şehir dışında en iyi sistemi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Rusların sistemde şu hatayı gördüm. Adamlar yapıyorlar. Hastanın hayat kalitesi orada çok önemli değil. Yapıyor tamam sen 6 ay sonra gel diyor. 6 ay boyunca hasta ağrı çekmiş şu bu onlarla ilgilenmiyorlar. Bizim tedavimiz bu diyorlar. Ama bizim için hayat kalitesi çok önemli. Orada da bu işin en önemli şeyi tekrar yapmak. Aralıklı olarak gelmedim. Evet. Peki fayda gayet görülüyor. Bir sefer oldu bitti bıraktık değil. Yok, insanlar tek masajda iki masajda iyi olacaklarını öyle bir şekilde beklenti içine girmesinler. Bazı videolarda hastalar o iyi oldum diyor. Diğer hastalar da ilk iki seans tabii iyi olmayı bekliyorlar. Böyle değil. Evet. Aralıklı olarak tekrardan gelip bir seans, iki seans.
Yapmadığında... Yani şehir dışından toplam belki buraya 3 kez İstanbul'a gelecek, belki 4 kez evet. gelecek ama başka da çaresi yok, yapacak bir şey yok işte. Evet. Birkaç kere gelmek, en az 2-3 belki 4 göze almak lazım. Çünkü bizde hedefimiz tamamen bundan kurtulmak bu şekilde. Şimdi bu işten tedavi olacağına inanmıyordum önceden sen de herkesin evet, herhalde. Yani. Şimdi en azından bir inanç, bir umut oldu mu? İnancım, umudum var. Evet. Şu anda var. Evet. Yani masaj işinde bizim bu ozon artı masajlar artı titreşim vesaire tavsiye ediyor musun bize? Ediyorum. Bir de bir şey daha vurgulayacağım. Hani söyle. Bu gelmek evet. isteyenlere. Evet. İnternette çok kötü, internete bakınca çok kötü yorumlar evet. var. Forum hani sitelerinde. Forum sitelerinde. Ona çok aldanmayın. Evet. Eğer orada gibi... en kötüler yazıyor tabii. Sen şimdi iyi oldu. Evet. Kimsenin umurunda değil. Sen de yaz oğlum, git forum sitesine bak. İyi olanlar hiç yazmıyor. Yani... Ondan sonra bir tek kötüler orada. Bütün gün orada yazıyor. Zaten hocam hastalarında en çok gelen şeyler işte forum sayfalarından gelenler falan oluyor. Ya daha girip yok daha gelmiyorum diyor. İyileştim ben zaten. Orada ne işim var demeye getiriyorlar. Ben de diyorum ki özellikle bak gelin iyi olduğunu söyleyeyim. Çünkü hastalarımız bir umutsuzluğa kapılıyor. Bir tane hastamız var. Şimdi oradan hemen buradan ona selam yollayayım. Bu forumlarda çok, hatta bir forum sitesinin başında mı böyle geldi işte dedi ki hocam dedi ben dedi hani şüpheleniyorum acaba idrar kanalında mı darlık var? Ondan sonra sitoskopi de yaptık, darlık yok. İşte bana bir süre sonra yazdı hocam bu işler bana fayda görmedi, o darlıktan emin miyiz, bir daha mı baksak filan filan. Geldim sen kaç kere masaja geldin? 2 kere gelmiş. Şimdi 2 kere gelmekle bu iş çözülmez. Biz masörüz, masajcıyız. Bizim ağırlık tedavimiz masaj. Şimdi o eminim hala forum sitelerinde ve belki memnun kalmadı diyor. Halbuki bizim tedavi uygulamamış. İki kez masajla bu iş olmaz. En az 6'yı tamamlamak lazım. Onu da buradan tekrar davet ediyorum. Gelsin masajlarını tamamlasın. Yapacak bir şey yok. Evet, çok geçmiş olsun dostum. İnşallah bu iş tekrarlanmayacak şekilde sonlanacak. Sen de bu şekilde mutlu olacaksın. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz.